Bismillahirrahmanirrahim. Yeni ünitemiz yevmun fi hayati naşi'in. Yani yeni yetişen çocuğun hayatında bir gün. Naşi kelimesi arkadaşlar tam da şu resimde gösterilen yaşlardaki çocukları ifade ediyor. Yani ergenlik döneminin altındaki yeni yetişmekte olan küçük çocuklar. Ünitemizin başlığı bu. Yani yeni yetişen çocukların hayatında bir gün. Yani hatta şöyle bir tanımı var arkadaşlar. İsterseniz naşiun kelimesine bakalım. Naşiun feten ve fetatun. Yani genç delikanlı veya genç kız. Cevaze hadde sığari. Küçüklük yaşını aşmışlar. Sığar küçüklük, had sınır demek. Yani küçüklük sınırını aşmışlar. Vaşebe ve büyümüşler. Artık biraz daha genç olmaya doğru gitmişler. Yani küçüklük ile ergenlik arasındaki çocuk ama ergenlik döneminde de daha girmemiş. Biraz küçük ama çok da küçük olmayan çocuk manasında. Yeni yetişmekte olan çocuk. Ma gablel gıraeti. Okumaya başlamadan önce. Okumadan önce diye bir bölüm var. Hunake ed'iyetun. Hunake vardır demek yine burada. Aslında orada manasına geliyor ama bu tür cümlelerde hünakiye vardır manası veriyoruz. Ed'iyetün dualar. Dua'un kelimesinin çoğul arkadaşlar. Dua'un ed'iyetün. Şurada da geçiyordu bu kelime. Evet. Ed'iyetün. Dua ed'iye. Dua dualar manasında cemi teksir bir isim. Me'thuratün. Me'thuratün de menguletün demek arkadaşlar. Yani menguletün anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki me'thurat kelimesi nakledilmiş dualar. Yani rivayet edilmiş dualar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş manasında geliyor bu me'thurat kelimesi. Nakledilmiş ama kimden? Tabii ki Peygamberimizden nakledilmiş olan dualar vardır. Yed'u biha. O duaları yapar. Yed'u dua eder biha. Onlarla yani o duaları yapar diyelim biz. El-Muslim, Müslüman o duaları yapar. Fî mevâgifil hayâtil muhtelifeti. Hayatın farklı, muhtelif, farklı durumlarında. Mevâgif biliyorsunuz, mevgif kelimesinin çoğulu. Mevgif normalde işte durum, pozisyon, tutum, vaziyet gibi anlamlara geliyor. Biz de durumlarında diyelim, pozisyonlarında diyelim. Yani hayatın farklı durumlarında, farklı pozisyonlarında Müslümanın yaptığı menkul, peygamberimizden nakledilmiş olan dualar vardır. Meddu'a'u ellezî tegûlühü fî kulli mevgifin minel mevâgifi tâliyeti. Ve burada bize bir soru soruyor. Mâ nedir? Eddu'a, dua. Dua nedir? Ellezî tegûlühü, senin söylediğin dua. Fî kulli mevgifin, her bir pozisyonda, durumda. Minel mevâgifi tâliyeti, aşağıdaki gelen şu durumlardan her birinde senin söylemiş olduğun dua nedir? Birincisi, bu durumlardan bir tanesi. İndel istigazi. İstigaz biliyorsunuz isteygaza fiilinin mastarı arkadaşlar. İsteygaza, yesteygizu, istigaz, uyanmak demek. İndel istigazi, yani uyandığında, uyanma esnasında. Uyanma esnasında hangi duayı söylersin? İnde hurucike, çıkman esnasında, minel hammami, banyodan veya banyo, tuvalet, ikisi için de kullanılabiliyor. Gerçek manası aslında banyo demek, hammam, ama tuvaleti de kastediyor burada. Banyodan, tuvaletten çıkarken hangi duayı okursun? İnde hurucike minel mescidi, camiden çıkarken hangi duayı okursun? Fekkir fil icabeti an hâzihil es'ileti. Şu soruların cevabını düşün. Mâ efdalü şeyin. En faziletli şey nedir? En iyi şey nedir? Tebde'u bihi. Onunla başlarsın. Yevmeke, gününe. Ba'de salati, namazdan sonra. Yani namazdan sonra gününe kendisiyle başladığın en iyi şey nedir? Eyyuhumâ efdalü. Hangisi daha iyi? Es-salatu fil mescidi me'al cemaati, camide cemaatle birlikteki namaz mı
Cemaatle birlikte olan namaz mı? Em vahdeke, yoksa tek başına, fil beyt, evde, yoksa tek başına evdeki namaz mı? Hangisi daha faziletlidir? Limeden, için? Bunlar okuma öncesi sorulardı arkadaşlar. Şimdi parçamıza geçiyoruz. Bu kitapta parçalar bu şekilde 1, 2 diye böyle paragraf numarası verilerek parça yazılmış. Bu da güzel bir şey aslında. Yevmun fi hayati naşi'in. Yeni yetişen çocuğun hayatında bir gün. İza bezaga, bezaga arkadaşlar, tala'a fiili daha önce hatırlarsanız tala'a fiilinin müradifi olan bir kelime bu arkadaşlar. Tala'al fecru ya da tala'al bedru'yu zaten duymuşsunuzdur. Tala'a doğdu, bezaga o da aynı anlama geliyor, doğmak manasında. İza bezaga, doğduğu zaman. Fecru yevmin cedidin, yeni bir günün şafağı, sabahı da diyebiliriz. Fi hayatin naşi'il müslimi, yeni yetişen Müslüman çocuğun hayatında yeni bir günün sabahı doğduğunda. Yed'u, dua eder. Ba'de en yestayqiza, uyandıktan sonra. Biddua'il meşhuri, şu meşhur dua ile dua eder. Yed'u biddua'il meşhur, şu meşhur duayı yapar, böyle diyelim. Uyandıktan sonra şu meşhur duayı yapar. Nedir o meşhur dua? Elhamdülillahillezî, elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Ellezî ahyâna, o Allah ki ahyâna, bizi diriltti. Şu hareke arkadaşlar, yevmin kelimesinin harekesi, o buraya ait değil. Ahyâ, diriltti demek. O diriltti, huve ahyâ. Na, bu da meful olarak bitişmiş. Bizi. Bizi diriltti. Ellezî ile birlikte tabi sıfat olacak. Bizi dirilten. Ba'de, sonra. Ma emâtenâ, öldürmesinden sonra. Buradaki ma'ya biz mastariye ma'sı diyoruz arkadaşlar. Böyle mastar. Bakın ma'dan sonra fiil gelmiş. Ma emâte. Buradaki ma mastar manası ifade ediyor. Ba'de en emâtenâ, yani enle aynı anlama geliyorsa ma, o ma ma'yı mastariye oluyor. Biliyorsunuz bir sürü ma var. Soredat olan ma var. İsim mevsul olan ma var. Bu da mastariye manasındaki ma. Ma'yı mastariye. Ma emâtene, yani ba'de en emâtene. Bu da öldürdü demek. Ahya emâte. Bunlar birbirinin zıttı oluyor arkadaşlar. Ahya, diriltti. Emâte, öldürdü. Yani bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Ve ileyhin nüşûr, yeniden diriliş onadır. Neşara biliyorsunuz yaymak manasına da geliyor. Ama nüşûr kelimesinde yeniden diriltme manası da var. Yeniden diril ve ileyhin nüşur, yeniden diriliş de onadır. Yani öldükten sonra tekrar dirilip onun huzuruna varacağız anlamında. Bu duayı yapar. Yani elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşur. Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Yeniden diriliş de onadır. Ve izâ erâde, istediği zaman, duhûle mekâni gazâil hâceti, duhule girmeyi, girmeyi istediği zaman, nereye? Mekani gadail haceti. Tabi burada duhule arkadaşlar mastar, muzaf olmuş. Mekani kelimesi de muzaf-ı neyh olarak mecrur olmuş. Gadai de muzaf-ı neyh, el hacet de muzaf-ı neyh. Burada zincirleme isim tamlaması söz konusu. Hacet bildiğimiz ihtiyaç demek. Gada, giderme manasında. Burada ihtiyaç giderme mekanı. Yani kazai hacet diye sanki Türkçe'de kullanılıyor gibi geldi bana. Yani sanki kullanılıyor. Hacet giderme de deniyor Türkçe'de. Yani tuvalet, yani onu kastediyor. Hacet giderme mekanına girmeyi istediği zaman, tabi idâ şart edatı, ne yapar? Cevabı geliyor şimdi. Böyle yapmak istediği zaman ne yapar? Yedhulü, girer. Bi riclihi. Ricil arkadaşlar biliyorsunuz racül kelimesiyle karıştırmayalım. Racül adam demek ama ricil ayak demek. Yedhulü, girer. Bi riclihil yusra, sol ayağıyla. El yumne, sağ demek. El yusra da sol demek.
Yani kazayı hacet, ihtiyaç giderme mekanına girmek istediği zaman sol ayağıyla girer ve yed'u, dua eder. Kable duhuri, girişten önce, tuvalete girmeden önce feyagulu şöyle der duasında. Allahümme, Allah'ım, inni eûzu bike, ben sana sığınıyorum veya sana sığınırım. Minel hubusi vel habaisi, pislikten. Hubs, pislik demek. Habise, o da yine habaisin çoğulu. Habais, habisenin çoğulu arkadaşlar. Hubs, pislik. Habise de pis olan şeyler. Tabi habais de onun çoğulu. Pislikten ve pis olan şeylerden sana sığınırım. Allah'ım, pislikten ve pis olan şeylerden sana sığınırım. Ve izâ harace, çıktığı zaman. Yahrucu, çıkar. Biriclihil yumna. Bakın el yusra sol, el yumna sağ demek arkadaşlar. Çıkarken de sağ ayağıyla çıkar. Bunlar tabi müennes. Bunların müzekkerleri el eyseru, el eymenu. Eyser, eymen. Yusra, yumna. Bu şekilde yani ekber, kübra şeklinde. İsmi taftil gibi yani. O şekilde bazı sıfat-ı müşebbehe kalıpları o şekilde geliyor. Bunlar da aynı şekilde sıfat-ı müşebbehe. Ebyadu beyda'u, ekberu kübra der gibi. El ekber, el kübra. El eysar, el yusra. Müzekkerlerin müennesleri bu şekilde. Sol ayağıyla giriyordu. Sağ ayağıyla çıkar. Ve yegûlü şöyle der. Gufraneke. Gufrane kelimesi arkadaşlar bir mastar aslında. Sübhan kelimesi de aynı bu şekilde gelen bir mastardır. Sübhaneke kelimesi. Gufraneke kelimesi de aynı şekilde bir mastar. Ve mef'ulü mutlaktır. Bazı fiillerin kendisi düşer, mastarları kalır. O fiillerin anlamlarını da ifade eder. Gufraneke de yani İğfirne gufranek. Yani bizi bağışla. Senin bağışlamanı bizi istiyoruz manasında. Burada mef'ul mutlak olarak anlam ifade ediyor arkadaşlar. Veya şöyle de olabilir. Başına bir natlubu istiyoruz. Ufraneke, senin bağışlamanı istiyoruz şeklinde bir fiil de takdir edebiliriz. O zaman da mef'ulün bir konumuna gelmiş olur. Böyle der. Ve la yestakbilul kıblete, kıbleye kıbleye önünü dönmez. İstakbele arkadaşlar bir tarafa yüzümüzle dönmek manasına geliyor. Böyle yastakbülül kıblete, yani tuvaletin içindeyken, tuvaletteyken daha doğrusu, tuvalet ihtiyacını giderirken kıbleye yüzünü dönmez. Ama bu açık mekanlar için geçerli tabii. Kapalı mekanlarda böyle bir şey yok. Zaten onu söyleyecek birazdan. Kıbleye yüzünü dönmez. Böyle yastedbiruhe, ona arkasını da dönmez. Gubul arkadaşlar, gubul ön taraf demek. Dübur da arka taraf demektir. Bu kelimeler de oradan geliyor. Kıbleye önünü de dönmez, arka tarafını da dönmez. Kazayı hacet, ihtiyaç giderme mekanında. Bunlar da birbirinin zıttı olmuş oluyor. Vakte gavail haceti. Zaten ne zaman olduğunu söylemiş. İhtiyaç giderme zamanında, vaktinde bu işi yaparken kıbleye önünü ya da arkasını dönmez. İzâ kâne fil fedâi, boş bir alandaysa, hani az önce söylemiştik ya, kapalı bir alanda olursa tabii ki bunun bir önemi yok. Yani ne taraf, önümüzün ne tarafa dönük olduğu, arkamızın ne tarafa dönük olduğu kapalı tuvaletlerde önemli değil, ama boş bir alandaysa, el fedâ boşluk demek, boş bir alandaysa böyle yapması gerekir. İzâ, neden dolayı? Li gavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin şu sözünden dolayı. İzâ eteytumul gâita, siz gâita geldiğiniz zaman. Gâit de arkadaşlar etrafına göre alçakta kalan yer demek. Gâit. Yani tabi o zaman da, eski zamanlarda hani kapalı tuvaletler de var belki, ama yaygın olan şey açık olan tuvaletler. Yani etrafına göre basık olan, alçakta kalan yerlerde ihtiyaçlar gideriliyordu.
Burada da onu söylüyor. Yani siz ihtiyaç gidereceğiniz yere, o alçak olan, etrafına göre alçakta kalan yere vardığınızda, geldiğinizde فَلَا تَسْتَقْبِرُ الْقِبْلَةَ Kıbleye önünüzü dönmeyin. وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا Ona arkanızda dönmeyin. وَلَاكِنْ Fakat شَرِّقُوا Doğuya doğru yönelin bunun yerine. اَوْ غَرِّقُوا Ya da batıya doğru yönelin. Çünkü kıble tarafı biliyorsunuz Medine'den Mekke Medine'nin güneyinde kaldığı için güney kuzey istikametine döndükleri zaman önünü ya da arkasını dönmüş oluyorlar. Dolayısıyla doğuya ya da batıya yönelin demiş Peygamberimiz. Yahrisun nashiu yeni yetişen çocuk hırslı olur. Neye? Ala tecennübin necasati. Pisliklerden sakınmaya, kaçınmaya hırslı olur. Tecennebe de arkadaşlar tecennüben kaçınmak, sakınmak, uzak durmak. Tenezzehe de tecennebeye yakın bir anlama geliyor arkadaşlar. Tecennebe, tenezzehe bunlar birbiriyle yakın anlamlı olan şeyler. Yahrisu naşiu ala yahrisu ala ile kullanıyor bakın. Harasa ala. Yeni yetişen çocuk pisliklerden kaçınma konusunda hırslı olur. Hatta la tusibe thiyabehu. Ta ki onlar elbiselerine isabet etmesin diye. Yani ihtiyacını giderirken açık bir alanda veya kapalı da olabilir fark etmez. Elbiselerine bunlar isabet etmesin diye bu konuda hırslı olur. Ona dikkat eder. Ev cismehu veya bedenine. La tusibe thiyabehu ev cismehu. Elbiselerine ya da bedenine pislikler isabet etmesin, bulaşmasın diye pisliklerden kaçınma konusunda hırslı olur. Ligavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin şu sözünden dolayı böyle yapar. Tenezzehu. Bu da yine tecennebe gibi arkadaşlar. Uzak durmak, sakınmak manasına geliyor. Tenezzehu minel bevli. İdrardan sakının, kaçının. Uzak durun. Yani üzerinize sıçramasından vesaire. Fe inne zira fe inne ammete azabil gabri minel bevli. Çünkü kabir azabının büyük çoğunluğu geneli idrardandır. Sümme yetevaddaun nâşi'u. Sonra yeni yetişen genç abdest alır. Ve yegûlü bâde en yentehiye minel vudu'i. Abdestini bitirdikten sonra şöyle der. Yentehi aslında bitmek demek ama minle birlikte bitirmek manasına geliyor. İntehe min. Bitirmek. Abdestini bitirdikten sonra şöyle der. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, onun ortağı yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Allahümme cealni minet tevvabine. Allah'ım beni çokça tevbe edenlerden yap. Taib tevbe eden demek. Tevvab ise arkadaşlar mübalağalı ismi fail. Çok çok tevbe eden, sürekli tevbe eden demek. Allah'ım beni çokça sürekli tevbe edenlerden yap. Ve cealni minel mutadahirin. Ve beni çokça temizlenenlerden yap. Yine tetahhara da tefa'le vezinde çok ve titiz temizlik yapan manasına geliyor. Ve izâ isteyqaza qabla'l fecri. Eğer yeni yetişen genç sabah vaktinden önce uyanırsa fe innehu yusalli bid'a rekatin birkaç rekat namaz kılar. Bid'a burada 3 ila 9 arasındaki bir sayı ifade ediyor arkadaşlar. Yani 3 olur, 4 olur, 5 olur, 7 olur. Onun için burada küsür söylemiş yani tam bir rakam yok. Birkaç rekat namaz kılar. Teheccüden, teheccüd olarak, teheccüd olması için. Lillahi Teala, Allah-u Teala bir teheccüd olması için veya teheccüd olarak birkaç rekat namaz kılar. Ve izâ tala'al fecru, bakın yukarıda bezara gelmişti arkadaşlar. Burada da tala demiş, yine eş anlamlı olduğu için birbirine yakın. Ve izâ tala'al fecru, fecir doğduğunda yani gün doğduğu zaman edde sünnetel fecri. Sabah namazının sünnetini eda eder. Rek'ateyni iki rekat olarak. Telihime. Burada da harekeyi yanlış koymuşlar arkadaşlar. Sizin kitabınızda da öyleyse düzeltin.
Teli hüme demiş. Hüme olmaz. Çünkü ye var burada. Ye'den sonra he kesran okunur. İki rekat namaz kılar. Telihime o ikisini izler. Salatül fecri sabah namazı izler. Veliye yeli arkadaşlar 6. baptan izlemek, takip etmek manasına geliyor. Bu da zaten alıştırmalarda falan geçer. Mesela igra me yeli aşağıdakini oku. Yani aşağıda bu ifadeyi izleyen ifadeleri oku manasında. Aslında vele veliye yeli teli bu izliyor demek. Telihime o ikisini izler. Salatül fecri sabah namazı. Yani iki rekat sünnet kılar. O iki rekatı da sabah namazının farzı izler. Ve yahrisu ala edaiha cemaaten. Onu kılmaya hırslı olur. Sabah namazını. Cemaaten, cemaatle fi mescidil hayyi, mahallenin mescidinde. Neden? Fehiye eftalu ve ahabbu. O daha faziletli ve daha sevimlidir. İlallahi Teala, Allah Teala'ya. Yani cemaatle kılmak daha faziletli ve Allah'a da daha sevimlidir. Gale sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Salatül cemaati, cemaatle kılınan namaz, efdalü min salatil fezzi. Tek kılınan namazdan daha faziletlidir. Veya cemaatin namazı, tek kişinin namazından daha faziletlidir. Bi seb'in ve işrine dereceten, 27 derece ile. Yani 27 derece daha faziletlidir diyor sevgili Peygamberimiz.